Sanrıları olan insanlar olağan dışı şeylere inanırlar ve bunlar açık bir şekilde yanlıştır. Fakat bu düşüncelerin doğru olduğu inancına sımsıkı tutunurlar. Şizofreni ve şizoaffektif bozukluğun da dahil olduğu çeşitli ruhsal rahatsızlıklar, hastalarda bir şekilde sanrılara sebep olur. Fakat çoğu zaman bu hastalar, halüsinasyon gibi psikozun diğer belirtilerini de gösterirler. Diğer yandan, delüzyonel bozukluk ya da sanrısal bozukluk insanların devamlı olarak sadece sanrılar yaşamasıdır. İnsanların yaşadığı her sanrı, tuhaf ve tuhaf olmayan yani normal olarak ikiye ayrılabilir. Tuhaf olmayan sanrılar mantıklı, akla yatkın olur. Yani hastaların inançları her neyse gerçekten mümkün olabilir. Fakat doğru değildir. Tuhaf olmayan sanrılara, devamlı olarak birisi tarafından takip edildiğinizi düşünmek veya gerçekte olmasa da bir enfeksiyonunuzun olduğunu düşünmeniz örnek verilebilir. Tuhaf sanrı ise açık bir şekilde mümkün olmayan türdedir. Buna klasik olarak birisinin bütün iç organlarınızı çıkarıp geride hiç iz bırakmamasını örnek verebiliriz. Ya da bir çeşit iz bırakılması ve hastanın buna saplanıp kalması çıkarma izi olmadan bütün organların kaybolması açıkça mümkün değildir, değil mi? Yani delüzyonel bozukluk, tuhaf olan ya da tuhaf olmayan sanrılardan birini içerir ve halüsinasyon, düzensiz düşünceler ve davranışlar gibi psikoz belirtileri görülmez. Mani veya depresyon gibi diğer duygu durum bozukluklarının belirtileri de görülmez. Sadece sanrılar vardır. Delizyonel bozukluğu şizofreni gibi diğer psikotik rahatsızlıklardan ayıran önemli bir fark daha vardır. Hastalar sanrılarına rağmen hayatlarının birçok alanında oldukça normal bir şekilde faaliyet sürdürebilirler. Bu alanlar sosyal durumlar, ilişkiler veya iş yaşamı olabilir. Şimdi sanrıların alt türlerini listeleyeceğiz. Bunlar genelde tohaf veya tohaf olmayan olarak ayrılır. Fakat bu alt türler her zaman ikisinden biri olmak zorunda değildir. Alt türleri saymaya başlayalım. Etkilenme sanrıları, diğer deyişle kontrol sanrıları, hastaların kendi düşüncelerini veya davranışlarını, başkalarının kontrol ettiğini düşünmesidir. Mesela, uzaylılar tarafından kontrol edildiklerini düşünebilirler. Bu sanrılar genelde tuhaf olan tiptedir. Çünkü başkası tarafından kontrol edilmek çok da mantıklı değildir. Nihilistik yani hiçlik sanrılarında hasta kendisinin veya bazı parçalarının olmadığını düşünür. Hatta dünyanın bile olmadığını düşünebilir. Gök taşlarının dünyayı yok edeceği ve aslında dünyanın sonuna geldiğimiz düşüncesine tutunabilir. Düşünce yayınlanması sanrıları hastanın düşüncelerinin başkalarına yayınlandığını ve herkesin dinlediğini düşünmesidir. Düşünce çekilmesi, çalınması sanrıları, Hastanın düşüncelerinin zihninden çekildiğine ve bunu kontrol edemediğine inanmasıdır. Bunların hepsi gerçekten tuhaf sanrılardır. Fakat illa böyle olmak zorunda değildir. Tuhaf olmayan ve gerçekleşmesi muhtemel olan diğer sanrı türleri de vardır. Perseküsyon sanrısı en yaygın sanrı çeşididir. Genel teması birinin takip edilmesi, aldatılması veya komplo kurulması üzerinedir. Mesela devletin onları yanlışlıkla ajan sanıp takip ettiğini düşünmesi buna bir örnektir. Sanrısal kıskançlık ya da bazen sadakatsizlik sanrıları da denilen tür, eşinizin veya sizin için önemli başka bir kimsenin ilişki yaşadığına dair sabit bir düşüncedir. Suçluluk veya günahkarlık sanrılarında ise bir suçtan dolayı suçlu olduğunuzu ve şiddetli bir şekilde cezalandırılmanız gerektiğini düşünürsünüz. Mesela yangın gibi bir faciada suçlu olmadığınız halde öyle olduğunuza inanırsınız. Referans yani alınma sanrıları hastanın yorum, olay ve yayınların kendisi için olduğunu düşünmesidir. Televizyon spikerinin direkt olarak kendileriyle iletişim kurmaya çalıştığını sanan özel bir düşünme şekilleri vardır. Somatik yani bedensel sanrılar bedensel işlevlerle veya fiziksel görünüşle alakalıdır. Hastalar genelde hastalandıklarını veya vücutlarının bir şekilde değiştiğini düşünürler. Yani vücudunuzun parazitler tarafından istila edildiğini düşünebilirsiniz. Erotomaniya, hastanın genelde birinin, çoğunlukla da çok ünlü birinin kendine aşık olduğuna inanmasıdır. Grandiyöz, yani büyüklük sanrıları da Hastanın kendini üstünleştirdiği ve özel yetenek ve kabiliyetlerinin olduğunu düşünmesidir. Son olarak mistik sanrılar her türlü dini konulardaki sanrılardır. Fakat şunu unutmamak gerekir ki kültürel olan inanışlar sanrı olarak kabul edilmez. Buna ek olarak bahsettiğimiz sanrılardan herhangi biri başka bir tanesiyle karışık da gerçekleşebilir. Pekala Tıpkı birçok diğer ruhsal bozukluk gibi, bu sanrıların ilerleme sebepleri gerçekte bilinmiyor. Araştırmak da oldukça zor. Çünkü birçok delüzyonel bozukluğu olan hasta, tedavi veya teşhis aramıyor. Ve delüzyonel bozukluğun tanımı da zamanla değiştiği için araştırma zorlaşıyor. Son zamanlarda, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 5. Basım, diğer adıyla DSM 5'te, delüzyonel bozukluk için şu kriterler verilmiş. Hasta, sanrıları bir aydan daha uzun süredir yaşıyor olmalı ve diğer psikotik belirtilerle birlikte olmamalı. Örneğin, halüsinasyon, düzensiz konuşma veya eylem, tek düze duygulanımı da içeren olumsuz belirtilerle olmamalı. Hayati işlevlerin de etkilenmemiş olması gerek. Tabii belli bir sanrı ile alakalı değilse. Mesela, Postanenin sizi zehirlemeye çalıştığını düşündüğünüz için posta kutunuzu açmaktan kaçınmanızı örnek verebiliriz. Son olarak, sanrıların sağlık durumu veya diğer psikiyatrik bozukluklar gibi başka sebepleri göz ardı edilmiştir. Tedavi ise zorlu bir konu. Sanrıları olan insanlar genelde her türlü sorunu inkar eder veya inanışlarında bir problem olmadığını düşünür. Bazen Antipsikotik ilaçlar sanrıları azaltmak için yazılsa da psikoterapi de çok etkili bir tedavi olabilir. Sonuçta delüzyonel bozukluğun hastalık seyri genelde oldukça iyidir. Çünkü çoğu sanrı hastaların günlük yaşamlarına büyük ölçüde zarar vermez. Fakat bazı hastalar sanrılarını daha derin yaşayabilir ve ileride işlev bozukluğu riski oluşturabilir veya kendilerine ve başkalarına zarar verme tehlikesi taşıyabilirler.